Merhabalar arkadaşlar. Bugün üreme gelişme konusunun ikinci kısmı olan hayvanlarda ve insanlarda üremeden bahsedeceğiz ve gelişmeyi, bunun paralelindeki gelişme konusunu anlatacağız. Şimdi ilk önce hayvanlarda üremeyi bahsedersek, hayvanlarda üreme iç ve dış döllenme diye ikiye ayırıyoruz. Dış döllenme yapan canlılar suda yaşayan canlılardır. İç döllenme yapan canlılar ise genellikle karada yaşayan canlılardır. Şimdi dış döllenme ve iç döllenmenin birbirinden farklı özellikleri var. Dış döllenme yapan canlılarda bir kere gamet sayısı oldukça fazladır. Çünkü tamamıyla gametler dış ortama bırakıldığı için, suya bırakıldıkları için tehlikelerle karşı karşıyadır. Kaybolma tehlikesi vardır. Yok olma, bir başka canlı tarafından yenme tehlikesi vardır. O yüzden gamet sayısı oldukça fazladır dış döllenme yapanlarda. Anne tarafından bakım ve korunma yoktur. Tamamen dış ortamda besleniyor. Döllenme de dış ortamda gerçekleşir. İç döllenme yapan canlılarda ise bazılarında anne tarafından bakım, beslenme ve korunma daha azdır. Bazılarında ise oldukça fazladır. İç döllenme yapan canlıların bir kısmı dış gelişme yapar, bir kısmı ise iç gelişme yaparlar. Gametlerin sayısı burada iç döllenme yapanlarda yumurta sayısı daha az ama sperm sayısı oldukça fazladır. Şimdi biz hayvanları şu şekilde gruplarsak. İlk önce birinci grup. Dış döllenme ve dış gelişme yapan canlılar, döllenme de dışarıda, gelişme de dışarıda olan canlılara örnek olarak bunlara balıklar ve kurbağalar diyeceğiz. Balıklar ve kurbağalarda hem döllenme dışarıda hem de gelişme de dışarıda gerçekleşiyor. İkinci grubumuz ise iç döllenme. Döllenme ana bireyin vücudu içerisinde ama dış gelişme yapan canlılar. Bu gruba da sürüngenler ve kuşları dahil edeceğiz. Kuşlar bu grupta. Üçüncü grup ise en son grup. Hem döllenme ana bireyin vücudu içerisinde gerçekleşir, iç döllenme ve iç gelişme yapan canlılar. Gelişme de yine ana bireyin vücudu içerisinde olur ki bu gruba da dahil edeceğimiz sadece plasentalı memelilerdir. Şimdi bunların birbirinden farklı özellikleri var. Şöyle ki şimdi balıklar ve kurbağalarda döllenme ve gelişme dışarıda gerçekleşiyor. Şimdi bunlarda erkeklerin de balık kurbağa aslında 4 grubunda balık kurbağa sürüngen ve kuşların erkeklerinde görülen bir kanal var. Bu kanalın ismi Wolf kanalıdır. Bu sadece balık ve kurbağalarda sadece hem spermleri hem de üreme hücrelerini, spermleri hem de boşaltım ürünlerini taşıyan kanaldır. Buradan tek bir açıklık var. Buradan dışarıdan kloak dediğimiz açıklıkla dış ortama hem üreme hücrelerini hem de boşaltım artıklarını bırakıyor. Sürüngen ve kuşlarda bu kanal sadece üreme hücrelerini taşıyor. Yani boşaltım ürünlerini taşımıyor. Erkeklerinde bulunan Wolf kanalı. Bir de aynı canlı grubunun yine dördünün birden dişilerinde görülen Müller kanalı vardır. Bu Müller kanalı ise dişilerde özellikle balık ve kurbağalarda yumurtayı dışarı atan yapıdır. Sürüngen ve kuşlarda hem yumurtayı taşıyan kanal hem de aynı zamanda yumurta akı ve kabuğunun oluşturulduğu kısımdır sürüngen ve kuşlar için. Bunlarda da yine dışarı atılan tek bir açıklık kloak var. Kloaktan yine yumurta ya da sperm dış ortama bırakılıyor. Şimdi iç döllenme, iç gelişme yapan canlılarda, plasentalı memelilerde ise anne tarafından bakım, beslenme ve koruma oldukça fazla olduğu için bunlarda plasenta var. Embriyo ile anne arasındaki bağlantı göbek bağı aracılığıyla gerçekleşiyor. Anne tarafından besin ve oksijeni alıyor. Aynı zamanda embriyonun oluşturulduğu atık maddeler ve karbondioksit göbek bağı aracılığıyla anne vücuduna veriliyor. O yüzden plasentalı memeliler ayrı bir gruptur. Şimdi bunlar içerisinde bu hayvanlarda embriyonik örtüler vardır. Embriyonik örtüleri 5 gruba ayıracağız. Her birinin üzerine aldığı farklı yapılar, farklı görevleri üstlenmiş yapılar bulunuyor. Bunlardan bir tanesi vitellus, bir tanesi amniyon zarı ve sıvısı, üçüncüsü allantois, dördüncü yapı koryon, en son beşinci yapı ise kabuk. Embriyonik örtüler 5 tane yapıdan oluşuyor.
Şimdi bunlardan ilk başta Vitellus'tan bahsedeceğiz. Vitellus balık, kurbağa, sürüngen ve kuş yumurtalarında bulunuyor. Plasentalı mamillerde böyle bir yapı ilk başta var ama daha sonra plasenta oluştuğu için körelmiştir. O yüzden ilk başta oluşup sonra kaybolan yapı Vitellus'tur plasentalı mamiller için. Balık, kurbağa ve sürüngenlerde, balık ve kurbağalarda Vitellus miktarı oldukça azdır. Besin miktarıdır. Embriyoya besin sağlayan yapıdır. Sürüngen ve kuş yumurtaları ise daha böyle büyük yumurtalar olduğu için bunlardaki Vitellus miktarı balık ve kurbağalara göre daha fazladır. İkinci yapımız amniyon zarı ve sıvısı. Şimdi amniyon zarı ve sıvısı embriyoyu dış tehlikelerden koruyan bir yapıdır. Balık ve kurbağalarda bulunmuyor. Bunlar çünkü tamamıyla dış tehlikelerle karşı karşıya, dış tehlikelere maruz bırakıldığı için amniyon zarı ve sıvısı balık ve kurbağalarda bulunmayan yapıdır. Sürüngen kuşlarda var, plasentalı memelilerde var yine aynı zamanda. Allantois yine yumurtadaki embriyoda boşaltım artıklarının depolandığı yerdir. Balık ve kurbağalarda bu direkt dış ortama difüzyonla verildiği için allantois yer almaz. Sürüngen ve kuşlarda bulunuyor. Plasentalı memelilerde de yine aynen Vitellus için söylediğim şey bunun için de geçerli. İlk başta bulunur. Daha sonra bu yine göbek bağı aracılığıyla anne vücuduna verildiği için daha sonra kaybolacaktır. Koryon hemen kabuğun hemen altında bulunan ince bir zar şeklinde bulunan yapıdır. Gaz alışverişini sağlar koryon. Yine sürüngen ve kuşlarda var. Plasentalı memelilerde koryon uterus'a doğru girinti çıkıntı yaparak uterus'la birlikte göbek bağına dönüşüyor. Göbek bağını oluşturuyor plasentalı memeliler için. Kabuk zaten memelilerde bulunan bir yapı değil, yumurta olmadığı için. Yine kabuk balık, kurbağa, sürüngen ve kuş yumurtalarında ama balık ve kurbağada çok ince böyle zar şeklindedir. Sürüngen ve kuşlarda ise kalsiyum karbonattan oluştuğu için böyle kireçli, böyle üzerinde küçük küçük gözenekleri olan sert bir yapıdır. Şimdi bu bahsettiğimiz embriyonik yapıların hepsi bütün canlı gruplarında bulunmuyor dikkat ettiyseniz. Bazılarında var, bazılarında yok. Balık ve kurbağalarda Vitellus vardır. Amniyon zarı ve sıvısı yok. Allantois yok, koryon yok, kabuk yok. Sadece bulunan bir tek besindir. Başka bir şey bulunmuyor. Besini, embriyoya besin sağlayan yapı var. Sürüngen ve kuşlarda Vitellus, amniyon zarı, allantois, koryon, kabuk 5 yapının 5'i de bulunuyor. Plasentalı memelilerde ise bunlar Vitellus ve allantois ilk başta var ama daha sonra köreldiği için tamamıyla anne ile bebek arasındaki bağlantı göbek bağı aracılığıyla sağlandığı için bunlar bu yapılar kayboluyor. Diğer yapılar ise bulunuyor. Şimdi hayvanlardaki üreme şekilleri, döllenme şekilleri ve yumurtada bulunan embriyonik örtüler bunlar. Şimdi bunun paralelinde insanlardan bahsedersek erkek ve dişi üreme sisteminin ilk başta kısımlarından bahsedeceğiz. Bunların görevleri. Yine erkek ve dişi üreme sistemi ile ilgili hormonlardan bahsedeceğiz. Bu şekilde daha sonra gelişme konusuna geçeceğiz. Şimdi ilk önce erkek üreme sisteminden bahsedersek. Erkek üreme sisteminin kısımlarını şöyle yazarsak seminifer tüpçükleri var ilk başta. İkinci kısım epididimis dediğimiz bir kısım. Üçüncüsü vas deferens kanalı. Dördüncü kısım ampulla. En son kısım ise üretra. Şimdi bu yapıların hepsinin farklı bir görevi var. Yine bu olayları düzenleyen ayrı hormonlar var. Erkek üreme sisteminin hormonları. Şimdi seminifer tüpçüklerinde, erkek üreme sisteminde sperm oluşumunun sağlandığı yapı, yani spermatogenezin başladığı olay. Spermatogenez olayı gerçekleşir. Spermatogenez olayı dediğimiz zaman sperm oluşumudur, sperm meydana gelmesidir. Epididimiz spermleri taşıyan kanaldır. Burada spermler aktif hareket özelliği kazanıyor. Epididimis kanalında spermlerin kamçısı olduğu için burada aktif hareket özelliği kazanır. Vas deferens kanalı sperm kanalıdır. Aktif hareket özelliği kazanan spermler bu kanalla depolandıkları yer olan ampulleye giderler. Ve en son üretra dediğimiz açıklıktan erkek üreme sistemi için geçerli hem üreme hücreleri hem de boşaltım atıkları aynı açıklıktan üretra dediğimiz açıklıktır. Bu memelilerde üretra adını almış ama balık, kurbağa, kuş ve sürüngenlerde biz bunu kloak olarak görmüştük. Demek ki erkek üreme sistemi için hem boşaltım ürünleri
hem de üreme hücreleri aynı açıklıktan dışarıya atılıyor. Şimdi erkek üreme sisteminde iki tane hormonu var. Hormonlardan bahsedecek olursak. Özellikle bu hormonların salgılanmasını sağlayan beyinde hipotalamus bölgesi var. Hipotalamus bölgesinden salgılanan bir faktör var. Releasing faktör, RF diye ifade ettiğimiz hipofiz bezi uyarılıyor. Hipofiz bezi etkisiyle FSH hormonu salgılanıyor. FSH dediğimiz folikül uyarıcı hormon ya da folikül stimülan hormon. İkinci hormonumuz yine aynı şekilde hipotalamus. Releasing faktör, hipofiz bezi ve LH hormonu. LH luteinleştirici hormondur. LH etkisiyle de salgılanan hormonumuz testosterondur. Erkeğe ait eşeysel karakterlerin oluşumu sağlayan testosteron ya da androjen hormonu. Şimdi bu iki hormonun görevine bakarsak, bu hormonlar bizim dişi üreme sistemimizde de karşımıza çıkacak. Hipofiz bezi, dikkat ettiysek yazdığımız sıralamaya göre, hipofiz bezi eşey hormonlarının salınmasını sağlayan bir bezdir. Kontrolünü, denetimini sağlayan bir bezdir. Şimdi FSH hem dişide hem erkekte salgılanan bir hormon, folikül uyarıcı hormondur. Bu hormon etkisiyle spermatogenez olayı başlar, spermler oluşumu meydana gelir. Spermatogenez az önce de söylediğimiz gibi sperm oluşumu olayıydı. Başlatan hormon, spermlerin meydana gelmesini sağlayan hormon FSH'tır. İkinci hormonumuz LH etkisiyle salgılanan testosteron dedik. LH luteinleştirici hormondur. Hem meydana gelen spermlerin olgunlaşmasını sağlar ve ayrıca da erkeğe ait ikinci eşey karakterlerinin meydana gelmesini sağlayacaktır ki bu hormon testosterondur. İkinci eşey karakterleri dediğimiz sakal bıyık oluşması, vücudun kaslı hale gelmesi, ses kalınlaşması bu hormon etkisiyle gerçekleşir. Şimdi erkek üreme sisteminin haricinde tabii bir de dişi üreme sistemimiz var. İlk önce dişi üreme sisteminin kısımlarından bahsedelim. Dişi üreme sistemi 4 kısımdan meydana geliyor. Her dişide bir çift sağlı sollu olmak üzere ovaryum bulunur. İkincisi falop tüpleri yani yumurta kanalıdır. Üçüncüsü döllenmiş yumurtanın yani zigotun, embriyonun geliştiği barındığı yer olan uterustur, rahim. Dördüncüsü ise vajinadır. Şimdi ovaryum her dişide, her dişi üreme sisteminde bir çift sağlı sollu olmak üzere bir çift bulunuyor. Ovaryum içerisinde bulunan ve oogenezin başladığı folikül hücreleri yer alır. Zaten FSH hormonu da ismini bu şekilde alır. Folikül uyarıcı hormon ya da folikül stimülan hormonu diyoruz. Folikül hücreleri içerisinde oogenez olayı başlar. Oogenez dediğimiz yumurta oluşumuydu. Spermatogenez, sperm oluşumu, oogenez yumurta oluşumu. Daha önce de söylemiştik hücre bölünmelerinde de oogenez sonucu, mayoz bölünme sonucu 4 tane her mayozda oluşan 4 üreme hücresi meydana gelir ama bunlardan dişilerde 3'ü kaybolur, sadece bir tanesi gelişir. Ovaryum içerisindeki folikül hücrelerinde oogenez olayı başlar. Yani yumurtanın oluşumu ve meydana gelmesi. Olgunlaşan yumurta yani bütün gelişimini tamamlamış olan yumurta ovaryumdan atılır. Bu ovaryumdan atılması olayına ovülasyon diyoruz. Olgunlaşan yumurtanın ovaryumdan atılması. Atıldıktan sonra nereye gelecektir? Yine sağlı sollu her dişide, her dişi üreme sisteminde bulunan sağlı sollu yumurta kanalına. Yani falop tüpleri. Yumurta burada ilerlerken eğer bir spermle karşılaşırsa döllenme burada gerçekleşir. Döllenme olayı yumurta kanalında meydana gelir. Döllenmiş yumurta gelişimini nerede tamamlayacaktır? Uterus içerisinde tamamlayacak. Çünkü bu sırada uterus hazırlıklarını yapıyor, rahim hazırlanıyor. Herhangi bir hamilelik olma durumuna karşın ne yapacaktır? Gelişimini tamamlayacaktır. Yani mitoz bölünmeler hızlanacak. Kılcal kan damarları genişleyecek. Uterus duvarı kalınlaşmaya başlayacak. Bunlar gelişimini tamamlayacaktır uterus içerisinde. Döllenmiş yumurtanın geliştiği, barındığı, beslendiği yapı.
Eğer yumurta döllenmemişse, belirli bir periyot vardır. Her 28 günlük bir periyot, menstruasyon periyodudur. Döllenmemiş yumurta yapılan tüm hazırlıkların dışarı atıldığı yapı ise vajinadır. 4 kısımdan oluşuyor. Şimdi dişi üreme sisteminin üreme periyoduna baktığımızda 28 günlük bir periyottur. Bu 28 günlük periyoda menstruasyon döngüsü denir. Şimdi bu döngü içerisinde demin saydığımız olaylarla alakalı 4 tane evreden bahsedeceğiz. Bunlardan bir tanesi folikül evresi. İkincisi ovülasyon. Üçüncü evre corpus luteum evresi. Dördüncü evre ise menstruasyon. Şimdi demin bahsettiğimiz olayları bu evreler çerçevesinde incelersek folikül evresi adından da anlaşılabileceği gibi demin de bahsettim. Ovaryum içerisindeki folikül hücrelerinde oogenezin gerçekleştiği evredir. Yani yumurtanın meydana geldiği, yumurtanın oluştuğu evredir. Her mayoz sonucu 4 yumurta değil, bu 4 yumurtadan 3 tanesi kaybolur demiştik. Sadece 1 tanesi gelişme gider. Folikül evresinde yumurta meydana gelir. İkinci evre ovülasyon, olgunlaşan yumurtanın ovaryumdan atıldığı evredir. Buna ovülasyon diyoruz. Bu dönemde birey döllenmeye hazırdır. Yumurta ovarından atıldıktan sonra fallop tüplerine gelir. Eğer bir spermle karşılaşırsa döllenme bu evrede gerçekleşir. Çünkü yumurta bu dönemde uygundur. Döllenme uygun bir durum gösterir. Corpus luteum evresi dediğimiz döllenmiş yumurta ovarından atıldıktan sonra parçalanan folikül hücreleri corpus luteum dediğimiz bir yapıya dönüşür. Yağ damlalarıyla birleşerek. Bunun bir diğer ismi sarı cisimdir. Bu yapı bütün hamilelik boyunca, gebelik boyunca dişi bireyin vücudunda kalır ve bütün embriyonun beslenmesini sağlayacaktır. Hormon salgılanmasını sağlayacaktır. Yani parçalanmış foliküllerin yağ damlalarıyla birleştirerek oluşturdukları yapıdır. Menstruasyon evresi ise artık en son burada yumurtadan yani ovarından atılan yumurta döllenmemişse bu dönemde yapılan tüm hazırlıklar ve döllenmemiş yumurtanın dışarı atıldığı evredir. Bu evrenin tamamı 28 günlük bir periyottur. Şimdi bu evre süresince dişi üreme sisteminin hormonlarından bahsedeceğiz. Burada erkek üreme sisteminden farklı olarak iki tane daha hormon söyleyeceğiz. Birincisi bunlardan FSH ya da FU, folikül uyarıcı hormon. İkincisi LH, luteinleştirici hormon. Üçüncüsü LTH, yani luteotropik hormon. Luteotropik hormon dediğimiz bir diğer ismi prolaktindir. En son dördüncü hormonumuz ise oksitosindir. Şimdi burada dikkatimizi çektiyse FSH ve LH'da erkek üreme sisteminde de bahsettik. Her iki hormon ortaktır. Yani dişi ve erkek üreme sisteminin iki tane hormonu ortak. Nasıl FSH dişiler erkekte spermatogenezi başlatır diyorsak burada FSH oogenezi başlatan hormondur. Yani yumurta oluşumunu. FSH etkisiyle dişilerde salgılanan bir hormon daha var ki bu hormonun ismi östrojendir. Östrojen ne yapar? Herhangi bir hamilelik olayına karşın uterusu tamamıyla bu döl yatağını hazırlayacaktır. Nasıl hazırlayacak? Yani mitoz bölünmelerini hızlandıracak, kılcal kan damarları genişleyecek, uterus duvarı kalınlaştıracak. Bu hormon etkisiyle hamilelik olsun ya da olmasın tüm bu hazırlıklar her 28 günlük periyotta gerçekleşir. LH dediğimiz luteinleştirici hormon. Burada daha önce erkek üreme sistemi için LH'e demiştik ki spermlerin olgunlaşmasını sağlar ve testosteron hormonunun salgılanmasını sağlar. Dişilerde ise ovülasyonu sağlayan hormondur. Yani olgunlaşan yumurtanın ovarından atılmasını sağlayan hormondur. Bu hormon etkisiyle de salgılanan hormon progesterondur. Progesteronun etkileri de aynen östrojen gibidir. Bunların ikisi de döllenme olsun ya da olmasın uterus hazırlığının yapmasını, uterüsteki hazırlıkların gerçekleşmesini sağlayan hormonlar. LTH dediğimiz ise luteotropik hormon, bu sadece dişilere özgüdür. Erkeklerde salgılanmıyor. Tamamıyla süt bezlerinin gelişmesi ve süt kanallarından sütün gelmesini sağlayan hormondur. Tabii ki hamilelik durumunda salgılanan bir hormondur. Oksitosin en son hormon ise yine
Özellikle hamilelik sonrasında, özellikle hamilelikten sonra doğum esnasında uterus kaslarının kasılmasını ve doğumu kolaylaştıran bir hormondur. Oksitosin hormonuyla birey ne yapacaktır? Uterus kaslarını, rahimi kasarak daha kolay doğum gerçekleştirmesini sağlayacaktır. Son iki hormon hariç diğer iki hormon hem erkeklerde hem dişilerde salgılanan ortak hormonlar. Şimdi dişi ve erkek üreme sistemiyle ilgili yapılar, salgıladıkları hormonlar bunlar. Burun paralelinde artık yumurta döllendikten sonra bir de gelişme dediğimiz bir olay var. Gelişme yani segmentasyon. Gelişme sırasında neler gerçekleşiyor? Hangi yapılar oluşuyor? Hangi olaylar gelişmenin kapsamında yer alıyor? Onlara bir bakacağız. Gelişme segmentasyon dediğimiz olay zigotun ard arda geçirdiği mitoz bölünmeler sonrasında bireyin meydana gelmesi, ergin bir bireyin meydana gelmesi olayıdır. Şimdi bu segmentasyonda hücre bölünmeleri, buradaki tabi bölünmeler mitoz bölünmedir. Farklılaşma ve üçüncü olay organogenez. Yani organ oluşumu olaylarını üçünü de kapsıyor. Segmentasyonda iki en kromozomlu zigot yani döllenmiş yumurta oluştuktan sonra ard arda bölünmeler gerçekleşir, mitoz bölünmeler. İlk önce oluşan yapı üzüm salkımı şeklindeki morula dediğimiz yapıdır. Sonra bunlar belirli bir düzen içerisinde sıralanır ve bu evre, hücrelerin bu şekilde düzenli olarak sıralandığı evre blastula evresidir. Blastula evresinden sonra alttaki hücreler yavaş yavaş içeriye doğru çökmeye başlar. Bu gastrula evresinin başlangıcıdır. Bu evre daha sonra daha da ilerleyip 3 tabakalı embriyo haline dönüşür. Bunların hepsi mitoz bölünmeler sonucu oluşur ve bu hücrelerdeki DNA yapıları, kalıtsal yapı tamamıyla kalıtım materyali birbirinin aynısıdır. Şimdi bu 3 tabakalı embriyoya baktığımız zaman bunlarda en dış tabaka ektodermdir. Bu aradaki çökmelerin yani içeriye doğru çökmeden kopan hücrelerle oluşan ara tabaka vardır ki bu mezodermdir. En içteki tabaka ise endodermdir. Bu 3 tabakalı embriyonun bu hali gastrula evresidir. Artık bundan sonra bu tabakalar oluştuktan sonra organ, sistem ve doku oluşmaya başlıyor. Neler oluşacaktır? Ektoderm tabakasından sinir sistemi, beyin, üst deri, tırnak, kıl, boynuz, saç bu tabakalar ektodermden oluşacaktır. Sinir sistemi ve tüm tabi duyu organları hepsi beraber. Daha ara tabakadan mezodermden ise mezodermden üreme sistemi, bağ dokusu, iskelet kas sistemi, boşaltım sistemi, alt deri bunlar mezoderm tabakasından meydana gelecektir. En içteki endoderm tabakasından ise sindirim ve solunum sistemiyle bunlara yardımcı olan organlar, akciğer, pankreas, karaciğer bunların hepsi endodermden meydana gelecek. Bu şekilde dikkat ettiğimiz zaman iki en kromozomlu zigot ard arda mitoz bölünmeler geçirerek 3 tabakalı artık daha gelişmiş embriyoyu meydana getirecektir. Segmentasyon aşamaları bunlardır. Bölünme, farklılaşma ve organogenez. Şimdi buradaki hücrelerin kalıtım materyali aynı olmasına rağmen diyorum çünkü mitoz bölünmeyle çoğaldıkları için ama her birinin ürettiği enzim, hormon farklıdır. Bu da nereden kaynaklanır? DNA'nın aynı nükleotit dizilişinde DNA'ya sahip olmalarına rağmen DNA'nın farklı bölgelere emir verdiği için farklı yapıda protein, hormon ya da enzim üretebilirler. Şimdi en son bir olayımız daha var. Bu tabakaların birbirini etkilemesi olayı. Bu da Spama'nın yaptığı, semender embriyoları üzerinde yaptığı deneylerle ispat edilmiştir. Embriyonik indüksiyon dediğimiz bir olay. Bu tabakalarda mesela ektoderm için dedik ki sinir sistemi, beyin, işte duyu organlarını oluşturan tabakadır dedik. Ama bu tabakaların birbirini etkilemesiyle mutlaka mesela sadece ektoderm tabakasından sinir sistemi meydana gelmez. Bu mezodermle bir etkileşimi sonucu artık sinir sistemi, beyin ya da duyu organları oluşacaktır. Bütün tabakaların birbirini etkilemesiyle doku organ oluşumu embriyonik indüksiyondur. Tek bir tabakadan tek bir doku organ sistem oluşamaz. Bunlar özellikle Spama'nın semender embriyolar üzerinde yaptığı deneylerle ispatlanmıştır. Şimdi üremenin ikinci kısmı olan hayvanlarda ve insanlarda üremeden, bunun paralelinde olan gelişmeden bahsettik. Bunlarla ilgili sorularımıza geçersek. Evet, ilk sorumuz
Erkek balıklarda Wolf kanalı üreme ve boşaltım ürünlerini taşır. Memelilerin dişisinde idrar ve yumurta tek aşıklıkla atılır. Müller kanalı alınmış dişi sürüngende yumurta atılımı görülmez. Balıklarla boşaltım, üreme ve sindirim açıklıkları ayrıdır. Omurgalı hayvanlardaki ürogenital sistemlerle ilgili olarak verilen yukarıdaki bilgilerin hangileri yanlıştır? Şimdi daha önce de söyledim. Balıklardaki Wolf kanalı hem üreme hem de boşaltım ürünlerini birlikte taşıyacaktır. Bu doğru. İkinci veri de memelilerin dişisinde idrar ve yumurta tek açıklıkla atılır. İdrar ve yumurta dişilerde tek açıklıkta değil. Bu erkeklerde tek açıklıktı. Üretra ile atılıyordu ama dişilerde iki ayrı açıklıktan atılır. Bu yanlıştır. Müller kanalı alınmış dişi sürüngende, evet sürüngenlerin dişilerinde Müller kanalı var. Yumurta atılımı görülmez. Çünkü sürüngen ve kuşlarda sadece yumurtayı taşıyan kanaldı. Balıklarda boşaltım, üreme ve sindirim açıklıkları ayrı değildir. Tek bir açıklık olan kloaktır. O yüzden cevabımız yanlış olanlar 2 ve 4. Dişi bir memelide döllenmenin olabilmesi için durumlarının hangileri gerçekleşmelidir? Erkek bireyin spermlerin dişi bireyin üreme kanalına bırakması. Şimdi memelilerden bahsediyorsak iç döllenme, iç gelişme yapacaklardır. Gerçi mutlaka hepsi iç döllenme, iç gelişme yapar ama hepsinde plasenta olmayabilir. Keseli memeli olabilir, gagalı memeli olabilir. Ama mutlaka erkek birey spermlerini dişi bireyin üreme kanalına bırakmak durumunda, biri almak durumundayız. Dişi bireyde ovülasyonun gerçekleşmiş olması lazım. Ovülasyon dediğimiz yani yumurtanın, olgunlaşan yumurtanın ovarmın atılmasıydı. Bu mutlaka olacak ki döllenme gerçekleşebilsin. Ama üçüncü olay plasentanın oluşmuş olması. Az önce de söyledim. Plasenta bütün memelilerde görülen bir yapı değil. O yüzden bunu dahil edemiyoruz. Cevabımız 1 ve 2. Dış döllenme yapan hayvanlar yani kimler? Balıklar ve kurbağalarda hangileri döllenme şansını arttırıcı bir adaptasyon değildir? Yumurtadan spermlerin algılayacağı bazı kimyasal maddenin salgılanması. Tabii ki yumurta bir takım kimyasal maddeler salgılayarak ne yapacaktır? Spermleri çekme durumuna sahiptir. Bunu alabiliriz. Bu bir adaptasyondur. Tabii kaybolmanın ve diğer hayvanlar tarafından yemenin önüne geçirebilmesi için çok sayıda gamet oluşturulması gerekir. Bunu da almak durumundayız. Yumurtaların vitellus bakımından zengin olması. Bu illaki gerekli bir şey değil. Çünkü sürüngen ve kuşlarda vitellus miktarı fazlayken ki bunlar iç döllenme dış gelişme yapar. Ama balık ve kurbağalarda vitellus miktarı çok fazla değil. O yüzden sadece 3'ü alamıyoruz adaptasyon olmaması durumunda. Yalnız 3. Dördüncü sorumuz. Kurbağalarda döllenmeden sonra 1. Plasenta 2. Amniyon zarı 3. Zigot 4. Allantois 5. Embriyo yapılarından hangileri gelişmez? Bir kere plasenta olmayacaktır kurbağalarda dış döllenme dış gelişme yaptıkları için. Amniyon zarı bulunmaz, öyle söylemiştik. Çünkü tamamıyla dış tehlikelere karşı karşıyadır. Zigot, tabii ki döllenmiş yumurta olduğu için döllenmeden sonra zigot oluşur. Allantois, boşaltım artılarını direkt dışarı bıraktığı için allantois yapısı yok. En son embriyo, tabii bu da döllenmiş yumurtanın gelişmesiyle oluşan yapı olduğu için kurbağalarda bulunur. Bunun cevabı zigot ve embriyodur. Şimdi 5. sorumuzla ilgili bir hormonlarla ilgili bir şemamız var, bir sıralamamız var. Hipotalamus, releasing faktör, hipofiz bezini uyarıyor ve hipofiz bezinin uyarılmasıyla seminifer tüpçüklerinde olan bir olayı gerçekleştiren bir hormon 1 ile ifade edilmiş, karsin işlevi yazılmış, spermatogenezi başlatır diye. Erkek bireylerde tabii ki. İkincisi, Leydig hücrelerini uyararak bir hormon salgılatıyor. Bu da 3 ile numaralandırılmış. Ve şurada tabii ki bir de hormonlardaki geri beslenme olayını ifade eden feedback dediğimiz bir olay var. Şimdi memeli bir erkek bireyde üreme hücrelerinin oluşumunun hormonal kontrolü ile ilgili olarak verilen şemada numaralandırılmış yerlere gelmesi gerekenler seçeneklerden hangisine doğru düzenlenmiştir? Şimdi buraya baktığımız zaman hipofiz bezi kontrolünde seminifer tüpçüklerini uyarıp da spermatogenezi başlatan hormon, bunu söylemiştik daha önce anlattığımızda, FSH hormonudur. Leydig hücrelerini uyaran bir hormon, Leydig hücrelerini uyaran erkekli salgılanan LH'tır. LH etkisiyle salgılanan erkeklik hormonu da testosterondur. Evet, ektoderm, endoderm, mezoderm.
Embriyonik gelişim sırasında kimyasal bir ajan yukarıdaki tabakalardan hangilerine etki ederse oğul bireyde gözle görülebilecek varyasyonlar ortaya çıkar. Burada varyasyonlar dediğimiz çeşitlilikten bahsediyoruz. Ve tabii oğul bireyde diyorsa direkt üreme sistemiyle alakalıdır. Ektoderm, mezoderm ve endodermden hangisi üreme sistemini oluşturuyordu? Üreme sistemini oluşturan sadece mezodermdir. Bu durumda cevabımız yalnız 2. Evet, 7. sorumuz. Birinci hormonumuz LH, luteinleştirici hormon. İkinci hormonumuz LTH, luteotropik hormon. Üçüncü hormonumuz progesteron. Dördüncü hormonumuz ise oksitosin. Üreme olaylarının düzenlenmesinde görev yapan yukarıdaki hormonlardan hangileri hem dişi hem erkek bireylerde bulunur? Bu dersin başından beri sürekli tekrarladım. PCH ve LH hariç diğer hormonlar dişilere özgüdür. Dişiye özgüdür, dişiye özgüdür, dişiye özgüdür. Süt bezlerinin gelişimini sağlar demiştik. Progesteron yine LH etkisiyle salgılanır ama sadece dişilerde bulunur. Oksitosin doğum esnasındaki rahim kaslarının kasılmasını sağlar. Cevabımız yalnız birdir. LH hem erkekte hem dişide salgılanan bir hormondur. Evet, birinci olay döllenme, 2 oogenez, 3 blastula, 4 farklılaşma, 5 spermatogenez, 6 gastrulasyon. Yukarıda verilen olaylardan hangileri zigot oluşumundan sonra görülür? Zigot oluştuktan sonra dediğimize göre döllenmiş yumurtadan sonra gerçekleşen olaylar. Yani hangi olaylardı bunlar? Segmentasyon. Yani gelişme. Döllenmeyi alamayız. Oogenez daha öncesinde oluşmuştur, yumurta oluşumudur. Bunu da alamıyoruz. Blastulayı alırız, farklılaşmayı alırız ve gastrulasyonu alırız. Cevabımız 3, 4 ve 6. 9. sorumuz, segmentasyon olayı zigotun ard arda geçirdiği mitoz bölünmelerle başlar. Gelişmenin ilk evresi çok sayıda hücrenin bir arada bulunduğu marula evresidir. Bunu biraz önce çizmiştik. Çok sayıda bir üzüm salkımına benzeyen bir evremiz vardı. Marula evresiydi. Marula evresindeki embriyonun ağırlığı çok sayıda hücre içermesine rağmen zigottan daha hafiftir. Şimdi bunun nedeni ne olabilir? Birinci neden, vitellusun bölünme sırasında yapı ve enerji maddesi olarak kullanılması. İki, oluşan hücrelerdeki kalıtım materyali miktarının zigottan farklı olması. Üç, zigotun bölünme başlangıcında madde miktarını arttırması. İfadelerinden hangileri bu durumun nedenini açıklar? Bu durumun nedeniniz kalıtım materyaliyle bir alakası yoktur. Sadece ve sadece vitellusun bölünme sırasında yapı ve enerji maddesi olarak kullanılması vardır. Yapı ve enerji maddesi olarak kullanıldığı için ağırlık azalacaktır. Cevabımız yalnız 1. Şimdi bir gastrula şeklimiz var. Gastrula çevresinde oluşan hücreler, bir tabakamız daha var. Şimdi bu ara tabaka 1, en üstteki tabaka 2, en içteki tabaka 3 ile numaralandırılmış. Embriyonik dönemde gastrula evresi verilmiştir. Buna göre bu evrede numaralandırılmış olarak gösterilen tabakalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 1 ve 2 numaralı tabakaların etkileşimi sonucu sinir sistemi oluşur. 1'e bakıyorum mezoderm, 2'ye bakıyorum ektoderm. Bu zaten ektoderm, bu mezoderm. Bunu az önce embriyonik inyeksiyonda da bahsetmiştim. Tek bir ektoderm tabakasından sinir sistemi ve duyu organları ya da onu o tabakanın oluşumundaki tüm yapılar meydana gelmez. İkisinin birlikte etkileşimi sonucu olur. Adana seçeneği doğrudur. Bir numaralı tabakadan dolaşım sistemi oluşabilir. Bir numaralı tabaka dediğimiz mezodermden bahsediyoruz. Mezodermde ise dolaşım, iskelet, kas, işte üreme sistemi, boşaltım bunlar meydana geliyor. 3 numaralı tabakadan üreme sistemi oluşur. 3 numaralı tabaka dediğimiz endodermdir. Endodermden üreme sistemi oluşmaz. Solunum ve sindirim sistemi oluşuyordu. Yanlış olan cevap budur. Sünger ve sölenterler dışındaki çok hücrelilerde 1 numaralı tabaka bulunur. Mezoderm tabakası evet, omurgasızlardan sünger ve sölenterler haricinde diğer bütün canlılarda bulunan tabakadır. 2 numaralı tabakadan epidermis tabakası oluşabilir. 2 numaralı tabaka dediğimiz ektodermdir. Üstleri epidermis, bağ dokusu bunlar meydana gelecektir. O yüzden cevabımız nedir? Yalnız 3 numaralı tabaka ile ilgili verilen bilgi yanlıştır. Ceyhan. Plasentalı memelilerle ilgili olarak ilk gelişim evresinde besin amniyon kesesinden karşılanır.
Doğru olanlara bakacağız. Besin amniyon kesesinden karşılanmaz. Çünkü amniyon kesesi ve sıvısı embriyoyu dış etkilerden, çarpma ve darbelerden koruyan yapıdır. Bu yanlıştır. Plasenta besin ve oksijenin yavruya, atık maddenin anneye geçişini sağlamaktadır. Bu doğru. Hatta bunu göbek bağı aracılığıyla gerçekleştiriyor. Üçüncü veri, bu canlılarda vitellus miktarı fazladır. Bunu söylemiştim. Plasental memelilerde vitellus ilk başta var ama daha sonra bu görevi plasenta ve göbek bağı aracılığıyla üstlendiği için vitellus daha sonra kaybolur. Bu durumda hangileri doğrudur dediğim zaman yalnız iki. Evet arkadaşlar, üreme sistemiyle ilgili insanlarda, hayvanlarda ve gelişmeyle ilgili, evrelerle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Teşekkür ediyorum. Bir başka derse görüşmek üzere.